Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Kerya Manor diye geçen bu önümüzdeki kaleyi %100 tamamlamaya çalışacağız. Önceki bölümde söylediğim gibi şeye gitmiyorum şu an, Royal Oakery'e çok bekletiyorum ama yani şöyle bir şey var, burada baktığımda bir tane büyü gördüm. Arkadaşım da söyledi aynı zamanda. Birkaç tane büyü var bizim güzelce kullanabileceğimiz. Üstüne Royal Oakery'de, akademide yani, bir yer var, sizi götüreceğim. Orada size lazım olabilecek ve çok daha rahat geçebileceğiniz bir büyü var. Ok büyüsü. Loretta's Bow diye geçen galiba. Çok uzaktan çok fazla hasar verebildiğiniz bir büyü arkadaşlar. Ok atıyorsunuz. O da bize işe yarayacağından ötürü dedim burayı geçelim. Ondan sonra da Royal Oakery'e gideriz. Hem de Rani'yi falan açmış oluruz diye. Şu an bu bölümü çekiyorum. Yavaştan geçeyim. Eğer bölümü beğenirseniz, faydalı bulursanız beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında önceki bölümlerde bir hatam oldu, onu da düzelteyim. Yani şey, biraz böyle nasıl diyeyim, tamamen talihsizlik diyelim. Ben bir tane Converted Tower diye bir yere gittim. Zaten o videoyu şu an hala yüklemedim. Editlerken üstüne de yazacağım böyle, yalan söylüyor diye söyleyeceğim. Burası neresi lan? Yalan söylüyor diye yazacağım şey arkadaşlar. Converted Tower, Rani's Rise, Rani Questline ile alakası yok. Yine Sorcerer Tubbs diye bir tane arkadaşımız var. O Sorcerer Tubbs'ı Questline'ı bitirdikten sonra yine size Erudition'ı bitirdikten sonra, hatta da bitirmeye yakınken Erudition diye bir tane size bir şey veriyor. Gesture veriyor. O gesture'la açılabilen bir tower aslında. Burası Carrion Manor dahil değil ama yine de gelelim. Burada birkaç tane rün var. Rünleri alalım, atlamayalım. Böyle mezarlıklar oyunun her bölgesinde var. Eksiksiz olması lazım. Her bölgesinde var yani. Böyle gelin, golden rünlerinizi alın, çıkın. Şu an hala Carrion Manor'la alakasız burası tabi. Orada da yine Erudition gesture'ını kullanıp direkt merdiven düşüyor arkadaşlar aşağıya doğru. Ve içeriden de Memory Stone alabiliyorsunuz. Farklı geçiş yönü de var tabi, Tubbs şeyini yapmadan. Fakat hani o tarz oynanışı ben pek sevmiyorum açıkçası. Çünkü yani oyunun kendisiyle alakalı değil. Çünkü hani oyun sizden onu istemiyor aslında. Fakat şeyden, ha bu arada burada kaleye giderken arkadaşlar, şurada bize ok atıyorlar sürekli. Ama şu tarz şöyle ilerlerseniz pek yiyeceğinizi düşünmüyorum. Şöyle kenardan kenardan gidelim. Carrion Manor çok büyük bir yer arkadaşlar, çok büyük bir kale. Çok büyük demeyeyim, abartmış olurum. Ama büyük bir kale ve çok fazla rahatsız edici canavarlar bulunan bir kale. Normalde Elden Ring'de şey yok arkadaşlar, örümcek yok. Örümcekle alakalı bir şey de yok. Örümcek yerine nasıl bir rahatsız edici bir şey bulabiliriz deyip birazdan, şu an birazdan değil, hemen gördük zaten. Şuradaki gerizekalı şeyleri koymuşlar. Neden? Çünkü Batuhan örümceklerden korkuyor. Biz bunu silelim oyundan. Hani bütün oyunlarımızda vardı örümcekler. Fakat Batuhan bu oyunları oynayamıyor, rahatsız oluyor diye onu kaldırmışlar. Ama yerine neredeyse eşit şekilde şunu yememeniz lazım. Bu arada onu da söyleyeyim. Eşit şekilde iğrenç, eşit şekilde korkutucu, saçma sapan mobları yerleştirelim. Yine rahatsız olsun, yine oynayamasın demişler. Böyle saçma sapan şeyleri koymuşlar yani. Hani oraya çek, ben gelirim zaten. Geber it. Şimdi buralar biraz uzun sürecek bu arada. Burada çok fazla mob, ya ananı, çok fazla mob keseceğiz arkadaşlar. Bunu yemeyin bu arada. Dikkatli oynayalım yani. Ya büyücü olduğumuz için buralar yine rahat, fakat yani ne kadar rahatsın o da önemli yani aslında. Şuradan devam edelim şu şekil. Şimdi burada çok fazla yerde tuzaklar var. Oyunun bu bölümünde çok fazla tuzak var. Ve hepsini yemeden oynamaya çalışacağız. Bunun gibi yani. Her yerin her yerinde bu parmaklardan var. Bu parmaklar böyle yerde duruyor abi, zaten göreceksiniz. Bu yukarıdan atladı da. Yerde duranları da fark edeceksiniz ama biraz dikkatli oynamak lazım. Şimdi oyunun bu bölümünde arkadaşlar çok fazla eşya var. Çok fazla işte mob var yine aynı şekilde.
Ama yavaş yavaş sakin sakin ilerleyelim. Buradan bir kukluk aldık. What? Ne oluyor lan? Kim attı lan onu? Delirttiniz lan beni. Şimdi biraz gergin oynuyorum bu arada, haberinizde olsun. Bir tık gergin oynuyorum. Ama sorun değil. Manamız gitti. Böyle içelim bunu. Nice. Şöyle devam. Pek koşmayacağım. Daha rahat oluyorum koşmayınca. Koşunca çünkü ne geleceğini de kestiremiyorsunuz tam. Şimdi burada aşağıda bir el var. Bir elleri indirelim. Ne oluyor abi? Kim atıyor bunları? Bunu bilmiyorum ha. Bununla ilgili size bilgi veremeyeceğim açıkçası. Bilmiyorum çünkü kimin attığını. Mal mısın acaba? Yürü. Ezik. Şurayı indirdik. Şimdi şu diğer kısma bir bakayım. Orada bir şey var mı diye. Ondan sonra tekrar buraya geleceğiz. Aa, ne yapayım lan yerde salak. Nice. Şurası geldiğimiz nokta arkadaşlar. Şu eşyayı alalım. Nice. Bu arada burada onu da söyleyeyim. Bu kestiğiniz moblardan Somber Smith'in 2 düşüyor arkadaşlar. Bazı yerlerde Somber Smith'in 3 de var ama onlar şeylerden, moblardan değil de yerden düşüyor. Hani yerde olup bulunuyorlar yani. Keşke daha uzun menzilli bir, mesela şunun gibi. Ya bunlar somber yani. Bu ayaklardan, ellerden düşüyor. Yani büyücüyle çok rahat oluyor bunlar. Yine söyleyeyim yani. Bayağı rahat kesebiliyorsunuz. Şimdi şu minikleri halledelim. Etrafı döneceğiz böyle komple. Yukarılara da özellikle dikkat edelim. Çünkü bu bölümde çok fazla havadan atlayan mob var. Belirtmek istiyorum bunu yine size. Alalım bunu da. Çok fazla somber oluyor. Çünkü bir tane somberla lazım size eğer hani yükseltme yapacaksanız. Fakat Smithing Stone'lar öyle değil. Onlardan altışar altışar her şey 2 level için 12 tane lazım yani basarken. Mesela Somber Smithing Stone 2 bulduk. Tam bize lazım olanın sayısı 12 tane oluyor. Ona da dikkat edelim. 12'şer tane bulduğunuzda her birinden şeyi, silahı fullleyebiliyorsunuz, elinizdeki silahı. Şimdi tekrar sağdan devam edelim. Şurada kalmıştık çünkü. Şuradan aşağı atladık hatırlıyorsanız. Bir dakika önce yani. Niye hatırlıyorsanız diyorsam. Şimdi buradan devam. Minik minik. Yukarılara bakalım her zaman. Şurada bir eşyamız var. O eşyayı alalım. Ardından şu şeyi kovalayacağız. Dikkatli dikkatli ilerleyelim. Ice Crest Shield. Güzel. Şimdi bu Karen Piercer'ı kullanmayı ben istiyorum. Karen Piercer şunlara karşı aslında güçlü ama zaten hani bakın gördünüz mü, tuzak da bu arada. Tam böyle atabileceğiz mi? Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Yine lan. Bak şurada da var arkadaşlar, gördünüz mü? Şöyle yapın. Küçükleri harcamayın o kadar. Çünkü bunlar tek de ölüyor ya. Burada da varmış, onu ben görmedim. Devam. Güzel. Oraya. Bir şey var mı? Bak burada da var. Gördün mü? Küçükler sıkıntı değil de büyükler çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Böyle yavaş yavaş sakince ilerlememiz lazım. Lütfen hani şey, bu kadar pusu olma, böyle oynanmaz tarzı yorumlardan sakınalım. Şimdik. Burada bir şey yok. Bu kapıyı sonra açacağız. Ananı. Harikacı dayı. Bu salmayacak, öleceğim yüksek ihtimal ya. İnanılmaz. Tırstığım için oynayamıyorum. Bunu çağırayım.
Çok tırstım ya, kusura bakmayın. Bak hala bana geliyor. Oğlum yürü git lan. Kutlara bir sildirin, öldürün be artık ya. Allah Allah. Bunların şeyi var arkadaşlar, zayıf olduğu şeyler. Zayıf olduğu şeyde alev şeylerine, alev hasarına bayağı zayıflar bunlar. Haberiniz olsun. Kutları da çağırmışken şurayı şöyle dümdüz ilerleyeceğim. Burası full ayak dolu, el dolu. Şurada büyük bir tane var. Ah, güzel. Güzel dojo'duk bu. Bunu alev hasarı verdiğinizde böyle titriyor. Kendinden geçiyor yani. Öyle yapabilirsiniz. Alev hasar veren bir şeyiniz varsa hani, ya da kılıç kullanıyorsanız kılıcınıza alev şeyi basan neydi adı? Şeyleri kullanırsanız rahatlarsınız. Şimdi şuradaki ele de indirelim. Burada bir tane daha var. Şöyle bakın, gördünüz mü? Ay, yapamadım ya. Olsun, sorun değil. Ya burada bir de manamız yenilenmiyor arkadaşlar. O yüzden hani umuyorum ki manamız yetecek. Kurtlar gelir misiniz artık be? Of. Yani gerçekten sinir oldum ha. Abi de iğrenç yaratıklar yani. Hacı dayı sal beni. Şunları döner misin? Heh. Kurtlar bunlara karşı şey, iyi iş çıkardılar yani aslında. Yola. Kurtlar bir tane vurdum da şunu öldürün. Heh. Bu kadar ya. Güzel, yine bir somburumuzu aldık. İki tane potumuz kaldı. Umuyorum ki yetecek. Yetmezse koşarız içeriye, Grace otururuz yani. Bu da bir option tabii ki de. Şunu indirin bakayım. Bana bunları şey yaptırmayın ya. Bana harcattırmayın bana bunları. Kaç cezanı versin. Her yerden bir şey çıkıyor. Siz onunla uğraşın, ben şöyle devam edeyim. Ha bak. Yemez oğlum Anadolu çocuğu, yemez. İp oğlu yiğit seni, ip oğlu yiğit. Dile. Şurada var, hop. Şunu alalım. Beyefendiler. Şurada bir tane de büyük var. Şu büyükleri indirelim ilk. Bize sorun çıkartmasınlar büyüğü keserken. Bu tarz. Bunu da şöyle atarsam olur herhalde ya. Lan şuraya. Şuraya. Hah, oh be. Benim değil de kurduya kaldım ya. Nice. Lan. What? Cam potum da kalmadı, mana potum da kalmadı. Çok güzel. Çok güzel. Olağanüstü iyi ilerliyoruz. Yani büyücüyseniz gerçekten burası biraz hani kolay olmasına rağmen biraz da sorun çıkartan yerlerden. Bunlar ölmüş mü lan? Bu ölmemiş. Güzel. Allah, her yerden fışkırıyorlar. Her yerden fışkırıyorlar. Öldüğüne göre biz de ölebiliriz artık. Böyle bir şey oluyor galiba. Şöyle koşalım. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Ölürüm. Gideceğimiz yeri göstereyim. Grace'e oturalım. Burada çok eşya kalmadı. Sadece somburlar kaldı. Onu da belirteyim arkadaşlar size. Somburlar kaldı. Onun dışında bir şeyimiz yok şu an. Şöyle ilerleyelim. Zaten Grace de hemen şurada, içeride. Burada değil de şurada yani. Aa, daha çok şey kesmemiz lazım ya şu ileride. Grace. Kim? Yani evet, büyücü için burası biraz sıkıntıymış. Bunu şu an şey yaptım. Anladım. Yani dediğim gibi burada sadece smithing stone'lar var, somber'lar. Ve sayıları da çok fazla olduğu için ben burayı bütün herkesi kesmeyeceğim. Bunları kestiğinizde söylediğim gibi arkadaşlar, alacağınız şeyler somber'lar, somber smithing 2'ler, 1'ler falan. 3'ler belirli yerlerde, bir tanesini aldırdım zaten.
Şimdi şuradan kenardan gidersek tadından yenmez. Bakın şurada da var bir tane büyük. Burada var, şuralarda var. Şimdi buradan böyle koşacağım, içeri gireceğim direkt. Yukarıda da Grace var arkadaşlar. Şöyle. Girelim. Burada benim aslında almak istediğim şeylerden biri, büyülerden biri Carian Entrepreneur muydu? Böyle bir tane büyü var burada. Bunu alacağım. Ha, Smithing Stone 4 mesela, bu da önemli. Şu an kaçırdığımız bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce şu yukarıda çıkacağız. Orada bir tane satıcı var bu arada arkadaşlar. Bir şeyimizi kontrol edelim. 15 dakika olmuş. Güzel. Şimdi buradan devam edelim. Burada bir şey yok. Demin şurada el kesmiştik. Bak, o burada yukarıda duruyor. Şimdi burada görünmezlikten sizin karşınıza şöyle şunlar belirecek. Ben bunları kesmeyeceğim. Haberiniz olsun. Almamız gereken eşyaları alacağım. Örneğin şuradaki şey gibi. Sword of Might and Flame miydi? Öyle bir isimde bir şey var. Bir eşya var mı? Burada da yok. Gideceğimiz şey de şurada zaten. Şuradan aşağı atlayacağız ama ilk önce şuradaki Stone Sword Key olması lazım. Bunu alalım. Sonra aşağıdaki kapıyı açacağız zaten. O dediğim kapı vardı ya, sonra açacağız dedim. O işte. Rune artmış, pardon. Stone Sword sandım. Şöyle gidelim. Burada bir tane legendary item var. Oyunda hani achievement kasıyorsanız achievementlardan şurada bir şey var mı? Bir bakayım. Yok diye hatırlıyorum ama. Tamam. Burada da bir şey yok gibi. Okey. Legendary item var işte, bir tane silah var, kılıç var. Kılıç arkadaşlar achievementlardan işte legendary sword'ları mı, bir şeyler topla diye bir achievement var. Başarmak istiyorsanız buna ihtiyacınız var, haberiniz olsun. Çok da kolay bir yerde zaten. Hani koşarak da girebiliyorsunuz buraya, gördüğünüz üzere. Sword of Night and Flame. Şimdi buradan tekrar açtığımız şeye ışınlanacağız. Manual Manor Level miydi? O yazan şeye, Grace'e ışınlanacağız. Tekrar aynı yerden devam edeceğiz. Dümdüz ilerleyeceğiz buradan yine. Yani bu arada bunları kesmememin nedeni gereksiz, çünkü hiçbir şey olmuyor. Bir ekstra bir şey düşmüyor. O yüzden keseceğimiz moblar ileride biraz daha. Şimdi buradan devam arkadaşlar. Sol tarafı bitirdik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Yanlarda bir şey var mıydı diye bir hatırlamak için şöyle sağdan soldan bakışlar atalım. Yok gibi ama. Hacı dayı, hızlı koşar mısın? Hemen zaten yine burada şeyimiz var. Yine bir Grace'imiz var. Bu arada bir sesim kısıldı. Buraya aşağı ineceğiz ama ilk önce bir Grace'imizi açalım yukarıdan. Umarım atladığım bir şey olmuyordur ya. Eğer atladığım bir yer varsa arkadaşlar yorumlarda söylerseniz çok sevinirim, bilen arkadaşlar. Hemen şuradaki Grace'i açalım. Ardından aşağı inelim. Çünkü orada ölebiliriz aslında. Ölebileceğimiz bir mob var. Kendisinden günahım kadar nefret ettiğim bir mob var. Fakat uzakçı olduğum için çok da zırlamama gerek yok diye düşünüyorum. Bahsettiğim mobu da sürpriz olsun artık gidince göreceğiz. Ben böyle oynuyormuşum yani. Şimdi buradan aşağı atlayacağız arkadaşlar. Nice. Kılçıksız bir atlayış. Şimdi şurada bir tane eşyamız var. Golden Rune. Meraklısına. Burada bir şey var mı? Yok. Dead End. Devam edelim. Şuradan aşağı zıpladık zaten. Buradan devam. Solda birkaç tane parmak var. Ya. Nefrettik ya. Ama işte mesela burada Elden Ring'de örümcek yok ama yani iyi ki de yok. Bunlar da beni örümcekler kadar rahatsız etmiyor. Bu da bir kamçı olması lazım, Urumi. Bakalım. Öyle götten sallamayla olmaz bu işler. Urumi. Aynen, Whip. Whip diye geçiyor. Ve bir kamçı. Evet, bahsettiğim mod da şu. Şimdi bu meteorlar gitmez yüksek ihtimal. İki tanesi gidiyor ama. O da boşmuş.
Çok iyi. Ananı... O neymiş lan? Hay Allah. Takla attım gibi hissettim ama varmış. Öldürdük ama bayağı. Evet, büyücü olunca dediğim gibi bunlar da kolay oluyormuş. Onda da sıkıntı yaşamadık. Güzel bir şekilde indirdik. Şimdi şuradan devam edelim. Bu arada aşağıki kısım için gerçekten kusura bakmayın. Orada alabileceğiniz itemleri gösterdim zaten. Eksik bir şey kaldıysa da yorumlarda bekliyorum. Hani yazan olursa şey yaparım, sabitlerim, bakarlar. Şimdi burası da bitti. Açtığımız şeye gidelim. Grace'e. Tekrar yukarı doğru devam edelim. Zaten çok bir şey kalmadı. Kaldı ama şey, yani hızlı geçilecek yerler artık bunlar. Evet. Şimdi burada biraz sıkıntılı arkadaş bunlar. Golden Seed'imiz de var burada. Şimdi şunu bir deneyelim. Bir hasar testi yapalım, ne kadar vuruyoruz. Vuramadık, olsun. Şimdi vurduk mu yine vuramadık. Şunu açalım. Şimdi vururum ama. Gel bakayım kuş kuşu. Kaç vuruyorum sana? Oo, çok az vuruyorum ya. Burada biraz sıkıntıya düşeceğiz galiba. Tamam, çok güzel. Şimdi normalde burası aslında yakın dövüşçü için çok daha rahat oluyor. Çünkü o şeylere mesela alev hasarını vurabildiğiniz için arkadaşlar, belki bunu iteriz aşağı diye bunu atıyorum. Ah be. Ha, itiyorduk var ya. Güzel, süper oldu. Ben Golden Seed'imizi aldık arkadaşlar. Şimdi şu tarafları bir göz gezdirelim. Heh, şimdi şurası, şu an burada gidemiyoruz. Yukarı çıkınca gideceğiz. Onu da belirteyim size arkadaşlar. Şunları alalım yoldan geçerken. Hani ne kadar şeye size de göstersem de, hani ben yapmıyor değilim. Ben de Rova'ları topluyorum. Çünkü arada mesela büyük fazla rün verecek bosslarda kullanıyorum. Şeyleri, altın ayakları. Neyden bahsettiğimi söylemeden bir şeyden bahsediyorum. Şimdi burası artık kalenin sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Kalenin son kısmına doğru. Oraya doğru giderken de bir tane güzel bir büyücü kılıcı alacağız. Troll var burada yol üstünde. O trolü kesip elindeki kılıcı alacağız. Tabi kılıcı çıkarmaya zamanı kalırsa göreceksiniz bunu ama. Burada bir tane Mikela dili vardı. Aynen. Çok güzel. Burası da tamamen bitmiş bulunmakta. Şu an sadece aklımda takılan tek yer var. Orası da aşağıda, acaba başka bir item var mı diye düşünmekten kendime şey yapamıyorum. Alıkoyamıyorum. Ama varsa da dediğim gibi yorumlarda bekliyorum. Tekrar söylemiş olayım. Şimdi şu kapıdan girmeme sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar buradan girdiğinizde bütün herkes size odaklanıyor. Burada iki tane şu büyücüden, üç tane galiba, ya iki ya üç. Dev de size odaklanıyor. Biraz hani sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü onlar da büyücü olduğu için sizden az hasar yiyorlar. Dev hariç. Hacı dayı, sen ne yapıyorsun burada? Ne haber? Umurunda değilim. He. Hala manzara izliyor. Manyak mıdır nedir? Çok vurmuyoruz ya bunları. Şu vuruşta iniyor. Okey. Şimdi burada uzun bir süre reset almayacağız arkadaşlar. Yani şey, bonfire oturmayacağız. Grace'e şu şeyleri düzgün söylemem lazım. Bilmiyorum, elbet rahatsız olan vardır bonfire dememe. Çünkü bu oyunun içeriği değil o. Gelin hacı da yukarıda kapışalım o zaman. Korkaksınız ya. Aşağıdan siz de büyücüsünüz, ben de büyücüm abicim. Ama siz biraz ezik büyücülerdensiniz. Ondan önce şuradakileri indireceğiz. Bakın bunun 7 hasara bakın, bir de bunların 7 hasara bakın yani. Arada dağlar kadar fark var. Ha, kalkan kaldır dersen kalkansız da o kadar az vuruyorsun yani, aşağıdakine vurduk. Hop, dodge. Şimdi yukarıya bir bakalım. Burası boss bu arada. Buraya atlamayın. Burada ne varmış deyip merak etmeyin yani. Boss orası. Onu da söyleyeyim size. Ha, öyle mi diyorsun?
Geber. Şine. Golden Rune 4. Güzel. Burayı bitirdik. Aşağı inmeyeceğim. Şuradan aşağı iniş yolu var. Devi kesip elindeki kılıcı alacağız arkadaşlar. Ardından boss'u keseceğiz. Sonra yandaki şeye ilerleyeceğiz kısma. Burada bir yer daha var gitmemiz gereken. Şu an bunu keserken fark ettim. Nice. Roll Might Sword diye bir kılıç aldık arkadaşlar. Bu da güzel. İşimizi görür yani. Şimdi şuradan şuraya atlamamız lazım. Şu şekil. Buralarda bir şey yok. Aynen. Yanlış mı geldim lan? Doğru olması lazım. Allah Allah. Smithing değil mi? Evet, çok güzel. Bunu kaçırmadığım iyi oldu. Buraya zaten oynadık. Şimdi boss'u keseceğiz. Boss da Loretta Knight. Size bahsettiğim arch'ı şeyi verecek. Arch diyorum. Bahsettiğim oku verecek. O da bayağı uzak menzilden çok büyük hasar verebilen bir ok arkadaşlar. Büyücü şey zaten. Büyü çünkü. Çok saçma sapan konuşuyorum. Şimdi buff'larımızı atalım arkadaşlar. İlk önce bu. Ardından bunu şey girince atalım. Mana potumuzu içelim. Çok mana var zaten. Girer girmez bunu kullanalım. Loretta Knight çıktığında. Şu şekil. Bundan çok tırsmayın. Bu çünkü hani sandığınızdan çok daha kolay bir boss. Onu söyleyeyim size. Zaten şunu kullanacağımız için bu boss'ta tek yiyecek zaten, çok belli yani. Böylece. Şimdi bu düşer. Evet. Böyle. Yani skillini, bahsettiğim skilli göremediniz ama ben şu an size göstereceğim bunu. Hemen takacağım. Loretta's Great Ball diye geçiyor ve Loretta's Slash'ı aldık. Şimdi kılıç kullanıyorsanız bu eşofuru kullanabilirsiniz. Ben de bunu hani gösterebileceğim şey var mı bir bakalım. Hepsini de göstermiş olayım size. Memorize Spell deyip şu Great Ball'u göstereyim size arkadaşlar. Loretta's Great Ball. Şunu kullanmıyoruz. Bunun yerine de Carrion Piercer'ı koyalım. Güzel. Evet. Şimdi size ilk önce Ball'u bir göstereyim. Arkadaşlar Ball şu. Basılı tutuyorsunuz. Parladığı an bırakıyorsun. Parladığında en uzak ve en yüksek şeyi vuran, hasarı vuran hale geliyor galiba. Öyle olması lazımdı. Boss'u indirdik. Şeyi de göstereyim size. Bende kılıç var mı onu takabileceğim? Bir bakalım. Eşofuru. Var yüksek ihtimalle. Hemen şeyden oturup öyle bakalım. Eşofuru da göstermiş olayım size arkadaşlar. Eşofor kısmından bakalım. Varian Greatsword. Buna takılmıyor. Bu da değil. Allah Allah. Hiçbirine takılmıyor. Niye böyle? Bunlara zaten takılmaz da. Bunu mu aldık acaba? Hatırlamıyorum da, biliyor musunuz? Hangisini aldığımızı hatırlamıyorum yani. Asıl soru mu? Allah'ım ya. Çıldıracağım ha. Yani Misericoda, ha bunlar dagger gerçi de, straight sword da olması lazımdı. Ve bulamadım arkadaşlar. Bunlara takılmıyor yani yüksek ihtimal, haberiniz olsun. Hani eşofork şeyine konusunda şimdi buraya oturduk değil mi? Evet, güzel. Şimdi şu aşağı jar bölgeye inelim. Jar bölge değil de İsmail, yani orada jarlar var, o yüzden dedim. Hatta bu şey oku da test etmiş oluruz. Bunları çok aldırmayın. Siz bana aldırmayın. Arada konser vermek lazım. Şimdi bu aşağıda arkadaşlar hani çok bir şey yok ama görmek açısından tabii ki de göstermem lazım. Hem de kalenin bir parçası burası. Çünkü hala daha Carrion Manor'dan çıkmadık. Burada bir tane ünlü bir ailenin eviymiş burası. Öyle galiba. Yani manor çünkü. Köşk demek galiba. Öyle bir şeydi. Oo, ne yapıyorsun lan? Oo, hacı dayılar ne yapıyorsunuz ya? Allah. Abart. Ama bu hiç iyi olmadı çünkü yukarıda eşya var. Yukarıda eşya var abi. Ne yapayım?
Görsem mi? Şunları öldüreyim. Ne yapıyorsun lan deli? Kafayı sıyırmış. Manyak lan bunlar. Bak 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 nasıl atlıyorlar. Oğlum deli misiniz lan? Bakın fark ettiniz mi? Bu arada endurance'ımız yetmiyor arkadaşlar. O yüzden endurance basmaya çalışıyorum şu an. Buraya tekrar gelmemiz lazım çünkü şu yukarıda eşya var. O yüzden şuna tekrar geçelim, tekrar aşağı atlayalım hızlı bir şekilde. Ardından yukarıda da bir bölüm daha var. Ondan sonra bölümümüz bitiyor arkadaşlar. Bunu gururla belirteyim yani. Carrion Manor güzel bir yer, çok güzel de büyüler aldık fark ettiyseniz. Sana Piercer da göstereyim. Carrion Piercer da şu arkadaşlar. Bak bu yani. Hedef alıp basarsanız bu şey basılı tutmadan hızlı hali. Hatta hasarını da göstereyim size. Şu şekil. Loretta'nın bow'unu da gösterelim. Buradan tutmayacak ki ama. Önce gidersin. Red Branch Short Bow diye bir şey aldık. Bunları attığını bilmiyordum bu arada. Denk geldi yani. Botumuzu kullanalım. Birden düşme ihtimallerine karşı. Lan eşya. Tam eşya buradaymış. Boşuna geri döndüm diyecektim ya. Eşya buradaymış. Sıkıntı yok o yüzden. Ya arada rehber yaptım diye böyle kendimi oynuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hani eşyalara odaklanmıyorum. Crack pot'u aldık. Ya zaten bu carların olduğu her yerde crack pot'lardan dolu. Allah. Çok iyi. Şimdi burada bir şey yok. Şuradan devam edeceğiz galiba. Aynen. Şu şekil. İlerleyeceğiz. Ha, oku burada gösterebilirim size hasarını. Bu şekil. Şunlar canlanıyor. Ama yani siz şu an niye beni her zaman rezil ediyorsunuz ya? Ne olur yani canlansan şu an. Heh. Allah Allah. Of. Of yani. Neyse şöyle atalım. Böyle tuturuz herhalde. Şu şekilde arkadaşlar. Hasarı bu yani. Ne kadar mana yediğine bakmadım ama onu artık çeklersiniz siz. Burada çok bir şey yok zaten. Burası böyle bir yer. Yani bizim yapacağımız şey şu aşağı inmekti galiba. Aynen şuradan aşağı ineceğiz. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Yani olayımız burası değildi bu arada. Ha bu burada ölmemiş. Vallahi acı dayı seninle uğraşamam ya. Şuradan gideceğim ben. Teşekkür ederim. Siz bana aldırmayın. Şunu alacağız buradan. Ha, Carrion Grandeur. Bu da çok güzel. Ash of War bu da. Şimdi geri ışınlanacağız ve son bölgemize gideceğiz. Ya sen şunu istiyorsun ağzının ortasına değil mi? Gel bakalım. Hem mana testi yapalım. Işığı gördük. Çok harcamıyor bu arada mana. Okey bence gayet. Ama bu beni hem salmayacak hem de ışınlandırmayacak diyecektim. Işınlanabiliyoruz. Güzel. Son kısma kalenin dışından gideceğiz ama kalenin içine gireceğimiz için yine Carrion Manor'a ait. Onu da söyleyeyim, belirteyim size. Şuradan ilerleyeceğiz. Şuraya gittik mi? Gittik. Orada zaten aşağı yok. Hemen şu soldan gireceğiz arkadaşlar. Three Sisters'ta tank astı da bu işte. Burası Rani'nin olduğu yer artık. Şu kule. Burada şey var. Selouvis var. Pardon şurada Rani var. Burada Selouvis var. Şunun adı neydi hatırlamıyorum. Bunu unuttum. Şuradan mı iniyorduk? Bir yerden iniyorduk. Ha, şurası. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada da satıcımız var bir tane. Şuraya iner inmez zaten bizi atacak hatta. Çünkü burası Carrion Manor'ın parçası. Şuradan inelim.
Ardından buraya inelim. Ardından orada eşya var mıydı ya? Umarım yoktur. Bence yok ama yani olsa hatırlardım. Burada bir şey yok ama şu şeyin üstünde var. Siz bana aldırmayın. Ya sanki bir tane bir yere atladım ya, öyle hissediyorum şu an. Neresiydi hatırlayamıyorum ama. Ha burası, tamam. Tamam, güzel. Bir yere unuttum derken bulmam çok iyi oldu ya. Burasıydı o da. Şu abiyle konuşalım. Burada güzel itemlar var. Tavsiyem almanız bunları. Purchase. Larval tier'ı alın. Celestial Dew'u alın. Bunu alın. Bu ne? Badly Weathered. Geç. Ritual Pot alın. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Şunu da alın. Diğerlerine gerek yok. Zaten yerini öğrendiniz. Koşa koşa gelirsiniz buraya. Burada da zaten Grace var arkadaşlar. Ama burada aşağı indirebileceğimiz bir merdiven yok. Şimdi yukarı çıkalım ve son kısmımıza ilerleyelim. Oradan sonra da bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Şuradan. Larval tier önemli çünkü ilk run'ınızda ne kadar çok toplarsanız o kadar çok build yapma şansınız olacak arkadaşlar. Larval tier de sizin statlarınızı sıfırlamanıza yardımcı olan bir dahaki bölümde keseceğimiz boss'un bir dahaki bölümün hepsinde olur mu bilmiyorum da. Hani bir daha bundan sonraki iki bölümün birinde arkadaşlar, iki bölümün sonradan geleninde bir tane boss'la karşılaşacağız. O boss'tan sonra artık şeylerinizi, statlarınızı sıfırlayabileceksiniz. Yanlışlıkla bir stat vermişsindir. İşte şey olmuştur. Yeni bir build denemek istiyorsundur. Oradan sonra artık yapabiliyorsun. Fakat önerir miyim? Hayır. İlk run'ınızda yapmayın bunu. Onu ben size net bir şekilde söyleyebilirim yani. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Salak düştü aşağı. Neyse. Bizi ilgilendirmiyor yani, değil mi? Evet. Şu an bölümümüz bitmiş bulunmakta. Son bulgumuzu da keselim. Ve tamamlandı. Tekrar başladığımız yere geri döndük zaten arkadaşlar. Burası. Kariyer girişi. Şöyle burada da başarımızın simgesi olan aynı yere de devam edelim. Şimdi Kariyer tamam. Tamamladık. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz bu kadardı. 37 dakika sürmüş. Güzel, hızlı bir şekilde ilerledik. Bu giriş için tekrar kusura bakmayın ama eşyaları aldırdık diye hatırlıyorum hepsini. Eksik bir şey kaldıysa da yine söylüyorum, yorumda belirtin. Onları da ben sabitlerim, herkesin haberi olsun diye. Onun dışında beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, isterseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık yavaştan kaleye doğru gidiyoruz. Sonra burada Run Is Rise falan filan o şeylere sonradan gireceğiz, haberiniz olsun, onu da söyleyeyim yani. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.